bugün sizlere birlikte Roblox Pro Club'ın RP'deyiz ve bugün yeni gizemlerle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bu yattaki gizemleri anlatacağım size. Bu yattaki gizem biliyorsun. Bu yat için bu yatta ne tür gizemlerin olduğu hakkında bir video çekiyorum. Öncelikle bu yat biliyorsunuz ki normal bir yat gibi gözüküyor. Bakın böyle zemini tahta ahşap malzemeden yapılmış. Tam benim sevdiğim yapı. Ahşap malzemeden yapılmış şeylere bayılırım. Buralar beton gibi. Mermer falan herhalde. Işıklandırmalar koyulmuş. Çok lüküs bir yat. Evet, burada yaşayabilirsin arkadaşlar. Yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela bir tane şey kora var. Örneğin oturma yeri var burada geceleri keyif yapmak için. Buraya mesela abi televizyon koyarsın. Burada böyle izlersin gibi. Gerçi televizyon için biraz yakın gibi ama oturup burada sohbet edebilirsin misafirlerle mesela. Burada yemeğini yersin. Şuraya bir televizyon açarsın. Orada izlersin. Sonra abi ne bileyim işte bir şeyler yaparsın ya. Yani bu kadar basit. Uyumak istediğinde de burada misafirler. Bak burada uyusun. Bir aile yatağı var mesela. Bir de burada eskiden bir de burada böyle kağıda mesela evvelde bir yazı oluyor ya. O yazıya bastıktan sonra uyuyorsun. Ama burada o yok. Direkt buraya yatağı koymuşsunuz. Siz direkt uyuyabiliyorsunuz. Çünkü uyumayacak. Bu yat yani öyle herkesin olduğu için bu türden yapmışlar ama güzel ortaya yapılır. Bu boş genelde burası. Burası boş mesela. Fakat bu gizli yer her şeyi bozuyor. Yani bu ailenin usulü burası. Burada böyle bir yer yormaz aldı. Bir. Silah. Öncelikle böyle silahların adam ne yapsın ya? Bir mafya anca böyle silahlar barındırır ya. Bunlar ne abi? Adam evinde adam yatın içinde silah ne yapsın? Yani korumak falan ne saçma işi. Abi yani bir mafya olsa böyle silahlarla iş yapar anca yani. Bir mafya yapar abi bunu. Bu yüzden büyük ihtimalle bir mafyanın işi bu. Abi yani adam ne yapacaksın sen bu silahı? Sonra şu tabancayı ne yapacaksın? Bunları ne yapacaksın sen? Demek ki bir adamı öldürüyor. Adam öldürmüyor da yani. Demek ki bir mafya var. Belki demek ki burası bir aile evi değil. Bir mafya adamı var burada ve o mafya adamı mafyalar yaşıyor burada ve o mafyalar silahları var. Yani bu silahlar böyle. Demek ki büyük tehlikede. Burada böyle gördüğünüz gibi altınlar var. Burada böyle patlayıcı bir şeyler falan var. Lan. Patlayıcı elime bomba geldi. Oha. Ay kuram aradı. Çok sesliymiş. Bir dakika. Abi bak. Demek ki bunlar patlayıcı. Üzerine dokununca bak şu X Lopez diye bir şey yazıyor ya. Göstereyim size bak. Dokununca elime bomba geliyor. Şu explosives demek ki patlayıcı anlamına geliyor. Demek ki yerime o yüzden bomba geliyor. Bunlar şu alttakilere tıklayınca bir şey gelmiyor. Mermi olabilir onlar. Bunlar bak burada da para geliyor. Demek ki bir soygun yapmışlar burada. Anlayacağım kadarıyla burada eskiden bir mafya yaşıyormuş. Belki şu an aile yaşıyordur. Sonradan mafya yaşıyordu. Belki de Mr. Brokov'un gizli yeridir burası bilmiyoruz. Şurada World Park was here yazıyordu. Onu da göstereyim şuradan hemen. Bakın yazıyor. Şöyle. World Park was here. World Park buradaydı. Anlamına geliyor. Bir daha bunu söyleyeyim. Yani bir tane yani World Park was here. World Park buradaydı demek. Ne çok anlayamadım World Park buradaydı. Anlamını anlayamadım. World Park oyunu zaten yapımcısı koyun dostlar. Yani oyunun yapımcısı buradaydı anlamına çok anlayamadım olayı. Belki o da burayı ziyaret mi etti yani? Oyunun içinde mi ziyaret etti? Adam. Adam, yani bilmiyorum. Adam belki kendi yaptığı oyunun içine girip böyle ziyaret etmiş olabilir ama onun içinde buraya şeyi koymazlar bence. Bence onun da kendi içinde bir gizemi var. Ben yorum yapmayacağım fazla. Neyse böyle kısa bir video oldu bu konumda. Sadece direkt gizemi anlattım. Uzatmadım. Hoşçakalın.
kalın o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.